Herkese selam, ben Demir. Bugünkü videomuzda Giant Roleplay'deyiz. Sıfırdan Başlangıç serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz sizlerle beraber. Şimdi Ümit Aydoğan karakterime girdim. Dün bıraktığım yerde doğdum arkadaşlar. Şu anda Bakırköy'deyim, ehliyet alma yerindeyim. Şimdi meslek yapan elemanlar geçiyor önümüzden. Diyorum ki abi, bir statsımıza bakalım ne kadarımız vardı. 1116 TL. Şimdi hiç harcımız ve mülkümüz yok. Ve mesleğimiz de yok. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Slash taksici yazalım bir. Şimdi köşe taksi. Ara abi en üsttekine. Aranıyor. Şimdi arayalım şunu. Gelsin beni alsın birader, ben daraldım yani. Açmıyor lan. Heh. Alo. Alo. Beni sürücü kursundan alır mısınız? Gelsin de be. Bu arada sunucu 196 kişi. Saatte 4. Bekliyorum. Ana kapattı lan. Yavşak. Alırım deyip kapatılır mı telefon? Gerizekalı. Şimdi arkadaşlar taksicimiz gelsin. O sırada şurada 4 dönelim. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Hoş geldin efendim. Hocam siz misiniz? Evet beyefendi, buyurun. Tamamdır. Öne bineyim de ben. Kardeşim bu ne araçtan duman çıkıyor ya? Ya o teknik aksaklık ya. Anladım. Hocam. Ben de taksicinin arkadaşıyım. Anladım. Yavaş yavaş yavaş. Nereye gidiyoruz beyefendi? Hocam nereye gidiyoruz? Ben söyleyeyim direkt sana. Nereye gidiyorduk amına koyayım? Sen beni hurdacıya tahmin edeceğim. Efendim? Sen beni hurdacıya. Yer tahmin edebiliyorum. Hurdacıya bırak, hurdacıya. Şehrimize yeni mi geldiniz efendim? Ben mi? Aynen kardeşim, yeni geldim. Tamam abi, sen şimdi hurdacının tamam. Yolunu bilmiyordur, biz sana göstereceğiz. Hurdacıya yani buradan mı gidiyor efendim? İlk kişi buraya gitmesi lazım. Kesinlikle. Buradan mı? Burası aynen. Kısaltma, normalde daha az. Tamam, burası tamam. Oğlum bunlar biz çek mi lan? Aa! Ha, kaçırdık, ileriden dönelim kardeşim. Buradan abi sonra dön abi, burayı da kaçırdık, birazdan döneriz. Ha burası abi, kaçırdın abi. Bir şey diyeceğim hacım. Doğru gidiyoruz değil mi, eminsin? Abicim doğruyuz, burada 10 yaşında taksici konuşur ya. La arkadaş sen bana ne böyle şive yapıyorsun la? La bak, metre çalışıyor mu? Çalışmıyor. Niye? Biz sana çünkü yeni geldin ya, bedavadan yapıyorduk. Anladım hocam da yani. Garip yerlere geldik şu anda, ben korkmaya başladım. Yok problem yok, problem yok. Korkma. Hocam hocam! Yavaş! Hıcı! Korkacak olsa bizden korkarım ha! Bismillahirrahmanirrahim. Korkma, korkma! Sizin arasında git benim ismimi söyle bak. Benim ismim Mehmet, bende yanlış olmaz. Herkese ara sor. Abicim benim abim nasıl bir taksiciydi biliyor musun? Benim abim öyle bir taksiciydi ki taksiyi bir döndürsen 15 saatten aralıksız kardeşim. Benim abim öyle bir taksiciydi ki bastığında gaza araba vın vın diye ilerler kardeşim. Benim abicim böyle bir abidir abicim. Abinin amına koyarım lan. Çek. Sağa çek sağa. Kardeşim. Sağa çek lan. Sağa niye çekiyorduk ya? Oğlum ya, nereye geldi? Hurdacı abicim ya. Nereye getirdiniz beni, nereye? Hurdacı. Oğlum hurdacı burada değil ki. Demedin mi? Hurdacı demedin mi? Hurdacı burada değil, burada değil. Hurdacı mı dedin sen, sanayici mi dedin? Hurdacı dedim, hurdacı. Burası. Şurası var, şura var, şura var. Ha hurdacı burası, pardon. Sana pardon. Hurdacı be. Bura mı hurdacı, okey. Bak San Fierro, kontrolü hurdaya. San Fierro. Oğlum bunlar bizi... Kötü hurra, hurra, arkadaşlar. Hurra'yı bilmiyor musun? Hurra. Bir şey diyeyim, bunlar kesin bize bir şey yapacak, bak. Üstümde zaten 1116 lira var. Ben bunlara bir zıkkım bile vermem. Ana boku yedik ya. Oğlum nereye getirdi bunlar bize? Biz ta şuradan çık. Şuradan çıktık buraya geldik. Abicim 5 dakika say oradayız. 5 dakika. Tamam sen birader, sıkıntı yok. Hurdaca geldiysek okey.
Ben 15 saniye orada acıdayız, bekle. Sayıyor. 1 2 9 20 2 15 geldik kardeşim. Haydi bakalım. Bismillah. Kardeşim borcun 10.000 TL. Ne? Borcun 10.000 TL. Ne kadar? 10.000 TL. 10.000 TL. Şu ufukta abi, şu ufukta bir tane kaya görüyor. Görüyor musun onu? Görüyor musun onu? Bak, 10.000 TL veriyor. Birader bir şey diyeceğim. Bak, şu anda bu yaptığınız suç. Ben sizi şikayet ederim polise. Tamam mı? Kardeş, ne polisi? Sizi, kardeş, sizi sike sike o parayı alırlar. Tamam mı? 10.000'i senin götüne sokar. Beni sinir etme ha. Beni sinir etme, sağ çek. İndirin beni. Kapıyı burada aç. Birader. 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 Biraderin yalarım senin. Biraderin yalarım senin. Tamam bak. Sen de yeni gelmişsin ya. Bir sana bir kamera şakası hazırlayayım. Ne? Bir daha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir daha söyle. Beni geri götürür müsün aldığın yere lütfen ya? Harika şaka ya, harika. Da burası nere? Aa, aa. Lan oğlum adamları çıktı. Şaka mı yapıyorsun sen? Lan arabayı kilitledi bir de. Taşak mı geçiyorsunuz? Altıma sıçtım ya. Abicim sana şaka yaptık. Ne bu şakasıyla? Beni anladın, anasını siktin, beni anladın diyorum ya. Beni Kemal kaldın mı? Almadın. Kemal gel. Arkadaşlar videoyu devam ettiriyorum. Şimdi ben buradan İstanbul'a kadar gideceğim. Yani Kemerburgaz'a kadar gideceğim. Orada taksi arayacağım. Yani yürüyerek bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi ne tarafa dönersem. Tamam. Ben buradan dümdüz yürüyeceğim şimdi arkadaşlar. Gideceğim bir şekilde. Siz de büyük ihtimalle buraları hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Bineyim mi? Hocam. Bineyim lütfen, bineyim ya. Bineyim mi? Çok güzel olur. Allah razı olsun. Kralsın sen. Taşaklarına beton yetmez senin. Arkadaşlar. Birisi beni aldı şu anda. Şehir merkezine kadar bırakalım dedi. Allah razı olsun. Ya senin süreceğin arabayı sikeyim yani. Aa, Allah razı olsun. Ne paran var kanka? Efendim? Kaç? Benim param mı? Abi anlamadım. Hocam beni şu TRT'de bıraksanız olur ya. Şu köşede bir yerde. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Arkadaşlar şimdi beni iki kişi bıraktı da tekrardan taksici yazıyorum. Mehmet adı güzele gitmiyoruz. Abi öbürünün de telefonu yok. Şaka mı bu, amına koyayım ya?
Ben Urduca'ya kadar koşarım, o Mehmet'e binmem. Şimdi arkadaşlar hurdacı mesleğine başladık. Başta hurdacı yazıyoruz. Meslek işbaşı yaptıktan sonra. İşe başladınız. Rotanız navigasyon üzerinde gösteriliyor dedi. Rota üzerinde 3 dakikadan fazla ilerlemezseniz iş otomatik olarak iptal edilecek diyor. Paranın yarısını teslimat sırasında, diğer yarısını da sonunda veriyor. Büyük ihtimalle bize 500 TL falan verecek. Gidiş geliş toplam. Ya da daha az, tam bilmiyorum. Şimdi önümüzde de bir tane meslek aracı var. Ya ben seni sollarım birader, hayırdır ya, kime şekil yapıyorsun? Hop. Şöyle alt geçitten ne geçirsin bize. Yalnız iki tane hurdacı solladık. Bu nasıl iş amına koyayım? Onunla mı gidiyorsunuz birader, ben anlamadım ki sizi. Arkadaşlar büyük ihtimalle siz bu meslek anlarını hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz ilk yolun yarısını geldik. 900 TL verdi. Oha! Yolun yarısını gelip 900 TL aldım. Büyük ihtimal diğer yarısında aynı verir mi bilmiyorum. Bayağı iyi para verdi bu arada ya. Biz mesleği yapmaya devam edelim. Ben büyük ihtimalle videonun dışında da bayağı bir hurdacılık yapacağım. Hurdacılıktan aldığımız paralarla da bir araba alırız. Kendimize geliriz diye düşünüyorum. Şu anda 2016 TL'miz oldu. Çok iyi. Arkadaşlar mesleği neredeyse bitirdik şu anda. Aynen tam da bitiriş noktasına geldik. Ne kadar verecek acaba onu çok merak ediyorum. 900 TL daha verdi. Toplam ne kadarımız oldu şu anda, toplam paramız 2916 TL oldu. Bankada da 200 lira var. Abi bir şey diyeyim mi? Şu anda bizim düz hesap 3K'mız oldu. Bu arada mesleği de bitirmiş olduk. Çok iyi para aldık ya. Abi bu videomuz o zaman hurdacıda bitmiş olsun. Bir bakalım, bir de şeye bakalım. Galerideki araba fiyatlarına bakalım. Belki bir tane araba alırız. Bakayım bir hemen. Oha! 58 bin lira. 53 bin lira. 82 bin. Anasının nikahı. 50 bin. Heh, bak bu bana uygun. 26 bin lira. Vergisi de 20 TL. Çok iyi la. Bu ne kadarmış? Bu da pahalı. Peki böyle bir araba alıp buna modifiye çekmemiz yok mu abi? Kaplama falan attırmamız. Ama buna kaplama atılıyor mu bilmiyorum.
Ya da Sultan mı alsak arkadaşlar? Siz ne düşünürsünüz? Yorumlarda belirtin. Sizce şu Sultan'dan mı alalım yoksa şunun gibi bir araba alıp, şu kırmızı gibi bir araba alıp kaplama mı attıralım? Sultan alırsak da kaplama attırırız bu arada. Ya da bunun gibi bir araba alıp da kaplama attırırız. Bu Honda da güzelmiş. Siz yorumlarda hangi arabayı alacağımızı belirtin arkadaşlar. Hangisi daha güzel? Siz hangi arabayı beğeniyorsunuz? Ona göre bir ayar çekelim biz de. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar bekliyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Esen kalın.